Merhabalar arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wortbildung, Graduierung von Adjektiven. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir önceki dersimizde bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Bu da ikincisi oluyor. Ne demiştik orada arkadaşlar? Sıfatların sınıflandırılması vardı, öyle değil mi? Çok güzel derken onu abartarak da söyleyebiliyorduk. Bu gençlik ağzı ya da reklamlarda kullanılan, sloganlarda kullanılan ya da işte sokakta da kullanabileceğimiz, duyabileceğimiz yapılardaki sıfatlar, değil mi? Bunun ikincisiyle devam ediyor olacağız. Kısaca şöyle bir örnek verebilirim güzel Türkçeden. Korkunç güzel gibi, müthiş derecede bir şeyden bahsederken zıt anlamlarda kullanılıyor biliyorsunuz. Bu Almanca'da da karşımıza çıkıyor. Bunun ikincisiyle devam edelim arkadaşlar. Bakın burada Graduierung dediğimiz sınıflandırmayı, burada da adjektif olarak sıfatları görüyoruz. Bir araya getirdiğimizde bakın ne olacak? Aktuell ne demek arkadaşlar? Aktuell güncel demek. Super aktuell denildiğinde süper aktuell demiş oluyoruz. Aslında burada bir nevi ne yapıyoruz? Güncel olduğunun altını çizmiş oluyoruz ve çok çok aktuell demiş oluyoruz. Net neydi arkadaşlar? Sempatik demekti. Super net denildiğinde peki ne anlama geliyor? Super net süper süper sempatik, değil mi? Çok sempatik dediğimde super net demiş oluyorum. Schnell anlaşılacağı üzere biliyoruz artık, değil mi bunları? Schnell hızlı demek. Peki super schnell denildiğinde çok hızlı, değil mi? Süper hızlı diyor Almanlar. Dolayısıyla çok çok hızlı anlamına gelmiş oluyor. Schön güzel. Dolayısıyla super schön denildiğinde ikisini bir araya getirdiğimizde çok çok güzel, müthiş güzel anlamına gelmiş oluyor. Blau, bu da gene sıfat kapsamında arkadaşlar, renk demek. Peki tief blau denildiğinde, tief blau bu da derinlemesine mavi, yani çok mavi. Hani güzel Türkçe'de lacivert deriz ya. Dolu, koyu bir lacivert, yani dolu dolu denildiğinde demek ki tiefblau ile bu kastedilmiş oluyor. Traurig neydi arkadaşlar? Traurig üzgün demek. Tief traurig denildiğinde derinlemesine, yani çok çok üzgün, kederli anlamı doğmuş oluyor. Aktuell bakın tekrar karşımıza çıktı. Güncel. Top aktuell denildiğinde gene ne anlama gelmiş oluyor? Çok çok güncel anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada top fit var. Fit neydi? Adı üstünde, güzel Türkçe'de de var bu. Değil mi? Sportif, iyi beslenen, dolayısıyla vücudunu fit tutan insanlar için, değil mi? Kullanmış oluyoruz. Bu artık Türkçemizde de var. Dolayısıyla top fit denildiğinde artık çok çok iyi çalışan, vücudunu değil mi iyi geliştiren insanlar için, spor yapan insanlar için kullanabiliriz. Dolayısıyla top fit demiş oluyoruz bu insanlara. Modisch, evet bu da adı üstünde modayı takip eden insanlar için kullanılıyor modisch. Top modisch denildiğinde artık son trendleri de takip eden insanlar için ne diyeceğiz demek ki? Top modisch diyeceğiz. Automatisch, güzel Türkçemizde de kullanılan değil mi? Otomatik anlamında. Dolayısıyla full automatisch aslında güzel Türkçemizde de var. Ne diyoruz? Full otomatik diyoruz, değil mi? Özellikle işte ne için? Çamaşır makineleri için de kullanıyoruz bu tabiri. Ama dediğim gibi burada bir ne var arkadaşlar? Sınıflandırma yaptığımızda aslında o sıfatı, o ilgili sıfatın altını çizmiş oluyoruz. Çünkü automatisch zaten otomatik demek. Full automatisch, yani full otomatik dediğimizde değişen bir şey yok. Sadece o otomatik olduğunun altını çizmiş oluyoruz. Bunlar az önce söylemiş olduğum gibi gençlik ağzı olabileceği gibi reklamcılıkta da kullanılan jargonlar olabiliyor. Funktionsfähig, evet funktionsfähig de bu da işlevsel. Tam olarak işlevsel diyecek olursak arkadaşlar voll funktionsfähig diyebiliyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bunları bir tekrarlayalım. Hemen ardından bunlarla ilgili olan cümleleri görelim.
Super aktuell. Super aktuell. Super nett. Super nett. Super schnell. Super schnell. Super schön. Super schön. Tiefblau. Tiefblau. Tief traurig. Tief traurig. Top aktuell. Top aktuell. Topfit. Topfit. Topmodisch. Topmodisch. Vollautomatisch. Vollautomatisch. Voll funktionsfähig. Voll funktionsfähig. İlk cümlemizde bir başlayalım arkadaşlar örnekleri. Die Frauen haben mal wieder super aktuelle Gerüchte. Evet, baktığımızda die Frauen, kadınların nesi varmış arkadaşlar? Haben mal wieder, değil mi? Bakın burada bir pekiştirme var. Gene Gerüchte, bu söylentiler ya da dedikodu anlamına geliyor arkadaşlar. Gerüchte, super aktuelle, çok çok güncel, değil mi? Çok çok güncel dedikoduları var. Değil mi? Kadınların demek ki çok güncel dedikoduları var yine dediğimde. Die Frauen haben mal wieder super aktuelle Gerüchte demiş oluyoruz. Bakın burada demek ki super ve aktuell bir araya geldiğinde ne olacak demek ki? Super aktuell şeklinde bir arada yazılacak. Sonraki örneğimize bakalım. Meine Tante ist super nett. Sie bringt mir immer Schokolade. Evet. Die Tante neydi arkadaşlar? Teyze, yenge ya da hala anlamına geliyordu. Dolayısıyla çok çok sempatik, çok çok tatlı, dünyalar tatlısı anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Meine Tante ist super nett. Evet, gerekçesinde bir sonraki cümlede görüyoruz. Sie bringt mir immer Schokolade. O bana her zaman ne getiriyor? Çikolata getiriyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla meine Tante ist super nett. Sie bringt mir immer Schokolade. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Läufer im Marathon sind super schnell. Evet, die Läufer im Marathon, maratondaki koşucular nasıllarmış? Schnell, super schnell. Dolayısıyla süper süper hızlı, değil mi? Çok hızlılar dediğimizde kimler? Maratondaki koşucular. Dolayısıyla die Läufer im Marathon sind super schnell demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Fotomodelle im Katalog sind super schön. Evet, güzel Türkçemizde de değil mi? Fotomodel im Katalog, Türkçede de böyle geçiyor. Katalogdaki fotomodeller sind super schön, çok çok güzeller dediğimizde demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Super schön demiş oluyoruz. Dolayısıyla katalogdaki fotomodeller çok çok güzeller diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Die Fotomodelle im Katalog sind super schön. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Pullover hat eine tiefblaue Farbe. Evet, der Pullover neydi? Kazak demekti. Die Farbe, renk. Tiefblaue, bakın burada arkadaşlar. Tiefblaue Farbe ne olmuş oluyor? Sıfat şeklinde değil mi? Birin mavi bir rengi var. Neyin? Kazağın dediğimde ne diyecekmişiz? Der Pullover hat eine tiefblaue Farbe diyecekmişiz. Sonraki örneğe bakalım ne diyor? Das Mädchen kann ihren Hund nicht finden. Evet, kız ne yapamıyor? Kann ihren Hund, köpeğini bulamıyor dediğimizde demek ki das Mädchen kann ihren Hund nicht finden. Bu sebepten, deswegen ist sie tief traurig. Evet, çok çok mutsuz değil mi? Yani hüzünlü. Neden? Çünkü köpeğini bulamadığı için. Dolayısıyla das Mädchen kann ihren Hund nicht finden gerekçesini de vermişiz. Değil mi? Çünkü köpeğini bulamıyor. Deswegen ist sie tief traurig. Bu sebepten kederli demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım arkadaşlar. Die Frauen haben mal wieder super aktuelle Gerüchte dediğimizde demek ki kadınların yine nesi var?
güncel dedikoduları ya da söylentileri var demiş oluyoruz. Sonraki örnekte meine Tante ist super nett. Teyzem örneğinden gidelim. Teyzem çok çok sempatik. Sie bringt mir immer Schokolade. Gerekçesi neymiş? Çünkü bana her zaman çikolata getiriyor demiş oluyoruz. Die Läufer im Marathon sind super schnell. Maratondaki koşucular çok hızlılar değil mi? Die Fotomodelle im Katalog sind super schön. Anlaşılacağı üzere değil mi? Katalogtaki fotomodeller çok çok güzeller demiş oluyoruz. Der Pullover hat eine tiefblaue Farbe. Evet, kazağın derin mavi bir nesi var? Bir rengi varmış. Das Mädchen kann ihren Hund nicht finden. Evet, kız ne yapamıyor? Köpeğini bulamıyor. Bu sebepten, deswegen ist sie tief traurig. Bu sebepten hüzünlü demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Frauen haben mal wieder super aktuelle Gerüchte. Die Frauen haben mal wieder super aktuelle Gerüchte. Meine Tante ist super nett. Sie bringt mir immer Schokolade. Meine Tante ist super nett. Sie bringt mir immer Schokolade. Die Läufer im Marathon sind super schnell. Die Läufer im Marathon sind super schnell. Die Fotomodelle im Katalog sind super schön. Die Fotomodelle im Katalog sind super schön. Der Pullover hat eine tiefblaue Farbe. Der Pullover hat eine tiefblaue Farbe. Das Mädchen kann ihren Hund nicht finden. Deswegen ist sie tief traurig. Das Mädchen kann ihren Hund nicht finden. Deswegen ist sie tief traurig. Sıradaki cümlemizle devam edelim arkadaşlar. Die Mädchen haben für dich top aktuelle Nachrichten. Evet, kızların senin için değil mi? Haben für dich top aktuelle Nachrichten. Çok çok güncel haberleri var dediğimizde demek ki top aktüel değil mi? Çok çok güncel anlamına gelmiş oluyor. Demek ki ne demiş oluyoruz o zaman? Die Mädchen haben für dich top aktuelle Nachrichten. Sonraki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Der Fußballspieler ist heute topfit. Evet, topfit neydi arkadaşlar? Yani idmanı yerinde değil mi? Kendine iyi bakan, sporunu yapan, topfit olan kişiler için demek ki değil mi? Güzel Türkçe'de de aslında öyle söylüyoruz. Dolayısıyla futbol oyuncusu bugün nasılmış? Yerinde değil mi? Bugün gayet kondisyonlu diyebiliriz. Dolayısıyla der Fußballspieler ist heute topfit demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Topmodische Damen geben viel Geld für Kleider aus. Evet, topmodische neydi az önce söylemiş olduğumuz gibi? Modayı, trendi takip eden değil mi? Bu son yenilikleri takip eden kimler? Damen, hanımlar. Geben viel Geld aus, değil mi? Geben viel Geld für Kleider aus. Ausgeben neydi arkadaşlar ayrılabilir fiil? Çarçur etmek, parayı savurmak anlamında değil mi? Ausgeben. Viel Geld demek ki çok para harcıyorlar. Ne için? Kıyafetlere çok para harcıyorlar demiş oluyoruz bu cümleyle. Dolayısıyla cümleyi toparladığımızda topmodische Damen geben viel Geld für Kleider aus demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die neue Waschmaschine ist vollautomatisch. Anlaşılacağı üzere die neue Waschmaschine ne demek arkadaşlar? Yeni çamaşır makinesi full otomatik değil mi? Dolayısıyla die neue Waschmaschine ist vollautomatisch cümlesiyle bunu vermiş oluyoruz. Ve son cümleye baktığımızda hat einen neuen voll funktionsfähigen Computer gekauft. Evet, yani tamamen fonksiyonel değil mi? Çok fonksiyonel, tamamı fonksiyonel anlamına gelen voll funktionsfähigen demiş oluyoruz. Bu cümleyle şöyle bir toparlayalım. Hat einen neuen, bakın sonlandırıcı en burada da var. Bunu zaten sıfatlar konusunda ayrıntılı görmüştük değil mi? Dolayısıyla buradaki en sıfatı da etkiliyor ve hat einen neuen
voll funktionsfähigen Computer gekauft demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mädchen haben für dich top aktuelle Nachrichten. Die Mädchen haben für dich top aktuelle Nachrichten. Der Fußballspieler ist heute topfit. Der Fußballspieler ist heute topfit. Topmodische Damen geben viel Geld für Kleider aus. Topmodische Damen geben viel Geld für Kleider aus. Die neue Waschmaschine ist vollautomatisch. Die neue Waschmaschine ist vollautomatisch. Er hat einen neuen voll funktionsfähigen Computer gekauft. Er hat einen neuen voll funktionsfähigen Computer gekauft. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Graduierung von Adjektiven konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.